Değerli esport izleyenleri, 3 Saniye programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türk basketbolunun, aynı zamanda Avrupa basketbolunun en önemli basketbolcularından biri olan ve şu anda da Bursaspor'un antrenörlük görevini gerçekleştiren Serkan Erdoğan'la beraberim. Hoş geldin Serkan. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Programımıza geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nasıl gidiyor Bursaspor? Valla işte... İlk kez tarihimizde Süper Lig'de oynuyoruz bu sene. Başlangıçta şu andaki sponsorumuz Frutti Extra yoktu. Sadece Bursaspor olarak katıldık. Çok düşük bir bütçemiz vardı. Açıkçası oyuncu bulurken de, oyuncuyla imzalarken de çok zorlandık. Ama ortaya güzel bir takım çıkardık. Sezona iyi başladık. Sürpriz galibiyetler aldık. Şu anda da durumumuz stabil. Yani evet, fena gitmiyoruz. Çok mütevazi bir bütçenin aslında çok iyi bir sonucusunuz şu anda. Evet. 10'uncusunuz galiba. Evet, 10. sıradayız. İlerisi için planlar neler? Valla biz şu anda açıkçası arkamızda çok ciddi bir sponsorluk desteği var şu anda. Kendimizi daha geleceğe daha umutla bakarak görüyoruz. Ama şu andaki durumumuz itibariyle de hala tehlike geçmedi bizim için. Çünkü neticede bu haftalardan sonra artık ligde maç kazanmak çok zor. Evet. Dün de sen de takip ediyorsun, Türkiye Kupası'nda mesela çok sürpriz sonuçlar alındı. Şu anda herkes herkesi yenebilecek durumda. O yüzden biz öncelikle ligde kalmaya çalışıyoruz. Bunun için de 10 galibiyete ulaşmamız lazım. Sadece 2 galibiyet uzak. Evet. Yani o 2 galibiyeti aldıktan sonra da hedefimiz playoff'a kalmak. Bursaspor'u zaten sonrasında konuşacağım. Ben önce Serkan Erdoğan'ın basketbolcu olduğu dönemle başlamak istiyorum. Şimdi sen TÜBOK'ta başladın. TÜBOK'tan TOFAŞ'a gittin. Önce TET Koleji var. TET Koleji var. Ben çünkü TET Koleji mezunuyum. Bundan da gurur duyuyorum. Kedankara Koleji. İlk kez orada profesyonel oldum. Oradan TÜBOK'a geçtim. Evet. TÜBOK'tan TOFAŞ. 2000'de de TOFAŞ'ta bir dağılma yaşanıyor. Evet. Kulüp adına. Evet. Oradan da Ülker'e geçtim. Fakat TOFAŞ'taki David Rivers gibi birinin sen aslında çok önemli bir ustanın yedeği oldun. Evet. TOFAŞ dönemi nasıl geçti? Çünkü senin Bursa serüvenin aslında TOFAŞ'la başlıyor. TOFAŞ'la başladı. Ben o TOFAŞ'a gittiğimde 20 yaşındaydım. Ve o dönem gerçekten Türkiye şartlarında değil, Avrupa şartlarında çok ciddi bir bütçe harcanıp çok müthiş bir takım kuruldu. Ve ben de o takımın bir parçası olmaktan dolayı her zaman gurur duydum. Zaten Türkiye'deki bütün kupaları biz 2 senede aldık. Evet, ciddi başarılar, şampiyonluklar elde ettik. Aynen öyle. Çok kaliteli bir kadroydu. Senin de söylediğin gibi David Rivers gibi bir ustayla aynı takımda bulundum. Onun dışında tabii Mehmet Okur şu anda zaten NBA'de gururumuz oldu. Onun dışında çok kaliteli yabancı oyuncularımız vardı. Yani güzel bir takımdı. O takımda... O takımın o şekilde bozulması da tabii çok trajik oldu. Çünkü hiç beklenmedik bir anda gerçekleşmişti. Benim açımdan da şöyle bir durum vardı. Ben az süre aldığımı düşündüğüm için bir sene daha kontratım olmasına rağmen ben TOFAŞ'tan ayrılmayı düşünüyordum. Hatta evet, bunu yönetime de söyledim. Ben zaten her Ülker'le anlaşmıştım. Yani TOFAŞ devam etseydi ben Ülker'de olacaktım. Hı hı. Ama büyük bir şans eseri ben Ülker'le anlaştığım gün TOFAŞ kapandı. O da öyle bir anı benim için. Evet, ama yine de güzel. Yani tabii herkese, tüm basketbol camiasını sarsan bir dönemdi. Evet. Peki Ülker Spor günleri nasıldı? Çünkü orada basketbolunu ciddi anlamda geliştirdin aslında. Evet. Ülker Spor'da da işte yine çok güzel bir oluşum. Çok kaliteli oyuncular, iyi yabancılarla. Ben hayatımda hiç Euro Cup oynamadan direkt Euro Lig'e geldim. Ülker'de Euro Lig'de. Yani TOFAŞ'ta Euro Cup oynadım ama söylediğim gibi çok fazla süreler almıyordum. Lig'de alıyordum ama Avrupa Kupası'nda oynamıyordum. Ülker'de yine çok iyi bir başlangıç oldu Euro Lig'e. İyi oynadık, iyi maçlar kazandık. Daha sonrasında ben Ülker Spor'daki son sezonumda Ergin Ataman'la çok iyi bir istatistiksel olarak çok iyi bir sezon geçirdim. Hatta oraya bir virgül koyup şunu eklemek isterim. 2004-2005 sezonu Aralık evet, ayının hem haftanın hem evet, de ayın MVP'si oldu. Evet, evet. O dönem Ergin abiyle, zaten benim Ergin abiyle oynadığım bütün sezonlarım iyi geçti. Bana antrenör olarak büyük bir güven veriyordu. Onunla iyi sezonlar oynadım.
O sezonda yine çok başarılı performans sergiledim. Ondan sonra da İspanya'ya transfer oldum zaten. Evet ve bir İspanya'daki ilk Türk basketbolcu unvanını da aldın ve taraftarlar tarafından çok seviliyordun. Evet. Oraya gidiş serüveni nasıl gelişti? Yani İspanya'ya, Tau Ceramica'ya gidişin. Şimdi orada şöyle oldu. Demin sen de söyledin. Ayın oyuncusu olduktan sonra ben zaten istatistiklerim de çok iyiydi. O zaman Tau Ceramica, şu andaki adıyla Baskonya, orada Masiauskas vardı, Litvanyalı şütör, sen de bilirsin. Masiauskas'ın oradan ayrılma durumu oldu. Onlar da onun yerine koyabilecekleri bir şütör oyuncu arıyorlardı. Benim de o dönemki iyi performansım böyle bir denk geldi. Yine ben sezon ortasında görüşmelere başladım. Öyle mi? Tabii, yani sezon sonunda aniden olmadı bu. Sezon ortasında görüşmelere başladım ve hatta Baskonya çok ciddi bir bonservis ödedi. Ben normalde kontratım vardı, çıkamazdım ama çok ciddi bir bonservis ücreti ödeyerek aldılar beni. O da öyle oldu. Orada da çok başarılı iki sezon. İnanılmaz başarılı yani. Onu çok konuşmak istiyorum seninle, Tau Ceramica sezonunu. Peki o dönemde neden sence ilk Türk oyuncu sen oldun? İstatistikte, yani istatistiksel olarak onun yanı sıra neydi? Seni motive eden şey neydi? Yani şöyle, ben tabii o zaman İbrahim Kutluay'la aynı dönem biliyorum, oynuyordum. İbrahim'in Yunanistan'a gitmesi, çünkü o benden önce Avrupa'ya gitti. Orada başarılı olması bende ister istemez bir motivasyon oldu. Hem de İbrahim'le aynı pozisyonda oynuyorduk. Yani onun Avrupa'ya gidip başarılı olduğunu gördükten sonra ben de yapabilirim dedim açıkçası. Hidayet'in de NBA'de o dönem çok başarılı olduğunu biliyorsunuz. Yani onlar tabii oyuncuda motivasyon kaynağı oluyor. Ben de çok sıkı çalıştım, iyi çalıştım. Ve oraya gittiğimde açıkçası ilk başlarda ben bu kadar yani çok oynayıp iyi oynayabileceğimi düşünmüyordum ama çünkü olaylar, takım arkadaşların Luis Scola, evet, gibi Pablo Prigioni, evet, Pablo Prigioni. Yani çok, o da müthiş bir takımdı. Yani oraya gidip oraya adapte oldum. Bir de şöyle bir şey var tabii, sen de uzun yıllar yurt dışında yaşadın. Yurt dışında o ülkenin dilini öğrenmek çok önemli. Tabii ki. Yani ben oraya gittiğimde, Baskonya'ya gittiğimde antrenör bile İngilizce konuşmuyordu. Ve ben İspanyolcayı yani yaklaşık 1,5-2 ay içerisinde öğrenmek zorunda kaldım. Gerçekten tabii mi? Yani o da mesela benim oraya adaptasyon süremi çok kısalttı. İnsanların da çok hoşuna gidiyor. Yani biz mesela Türkiye'de bunu maalesef yapamıyoruz. Evet. Bizim ülkemizde 7-8 sene oynayan Amerikalı oyuncular var. Hala bir iki kelime Türkçe konuşamıyorlar mesela. Ama İspanya'da onu öyle olmuyor. Orada öğrenmeye sizi biraz mecbur bırakıyorlar. Ben de çabuk öğrenince dili adapte oldum ve öyle gitti. Ve taraftar da bu arada seni çok seviyordu. Evet. Yani röportajlarda, izlediğim videolarda da hani evet, Serkan Erdoğan is the best şeklinde evet, bir algı vardı orada. Seninle taraftar yakınlaştıran şey az önce dediğin gibi dili öğrenmen mi, yoksa yani oradaki kimliğini nasıl bulabildin? Çünkü bu çok önemli bir şey. Kesinlikle. İspanya'ya giden ilk Türk oyuncusun. Evet. Yani İspanya gibi, ASB gibi önemli bir lige, evet, Liga Endesa'ya. Evet. Evet. Yani çok önemli bir şey. Nasıl bir şey oldu orada, taraftarların ilgisi, senin şehre adaptasyonun? Yani şimdi sen de tabii yıllardır bu işin içindesin. Yani performans her şeydir bir kere. Yani istediğin evet, kadar iyi dilini konuş veya atıyorum sempatik ol. Ama o performans birinci sırada. Ben orada gerçekten performans gösterdim. O çok önemliydi. Bir de İspanyol taraftarlar gerçekten kimin yürekten oynayıp kimin mücadele ettiğini, kimin takım için oynadığını çok iyi analiz edebilen, çok tecrübeli bir taraftarımız vardı. Basketbolu bilen. Çok biliyor, hı-hı, çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla yani o yürekten oynadığımı gördükten sonra onlara o demek ki ışığı vermişim. Ondan sonra beni seyreder. Yoksa beni hayatları boyunca ilk kez o sezon gördüler. Evet. Yani daha önceden beni tanımıyorlardı. Ama öyle aramızda enteresan bir bağ oluştu. Ve hala da o bağ devam ediyor. Geçtiğimiz sezon ben maalesef gidemedim. Vitoria Gasteiz'deki bir arkadaşım, çok yakın bir arkadaşım gitti. Oradan görüntülü konuştuk. Taraftarların içindeydi. Mesela taraftarlar inanılmaz bir sevgi gösterdiler bana görüntülü konuşmadan. Yani hala orada seviliyorum. Orada bir de yani oyunun iki yönünü de oynayabilen bir basketbolcu oldun ve aslında komple iki numaralı bir oyuncu, evet, şekline, evet, dönüştün. Evet. Bir de orada çok önemli bir maç var. Orada değil, Yunanistan'da oynanan Tau Ceramica, Panathinaikos Tau Ceramica maçı. Evet. 2005-2006 sezonu. Evet. Obradovic'in yönettiği Panathinaikos'a karşı sayı, skor şu. Ben maçın tamamını banttan izledim. 23-31 iken. Skor. Panathinaikos, evet, 23, siz, evet, 31. Sen bir üçlük sokuyorsun.
Ve Obra zaten o maçta 24 sayı atmıştı, evet, yanlış, evet, hatırlamıyorsam. Evet. Obradovic kaldığı yerde, ben Obradovic'i ilk defa banttan izlememe rağmen ve yani bayağı 15 yıl öncesine dayanan bir maçtan bahsediyorum şu anda. Yani ona rağmen Obradovic ilk defa sessiz bir şekilde izledi ve arkasını dönüp böyle yaptı. Yani sana oradaki aslında saygısından, evet, dolayı. Evet. Öyle bir çeyrek final dönemi de oldu. Obradovic'e karşı da sen oynadın. Ve, evet, şu anda aynı ligde, evet, ikiniz de antrenörsünüz. Doğru. Türkiye Ligi'nde. O çeyrek final serisi nasıldı? O çok çeyrek, önemliydi çünkü senin kesinlikle adına, kariyerin için. O zaman tabii biraz statü farklıydı. O zaman 3 maçın ikisini kazanan çıkıyordu Final Four'a. Ve durum 1-1'di. Ev sahibi avantajı da onlardaydı. Yani o maçın artık geri dönüşü yoktu bizim için. Şu anda da enteresandır. O dönem beni İspanya'da izlemiş olan, mesela bazen sokakta denk geliyorum, hala herkes o maçı söylüyor. Çok önemli. Evet, çok önemli. Bu arada o maç kadar önemli bir sürü maç oynadım İspanya'da ama insanların aklında o kalmış. O da çok güzel bir şey aslında. Konu tabii Obradovic olunca. Tabii şu anda yani, Avrupa'da. Evet, tabii ki. Yani o maç benim için de çok özel bir maçtı. Çok özel bir performanstı hakikaten. Hem benim için hem takım için ve o yani 15 bin kişinin önünde Panathinaikos'u yenmek kolay değil. Oaka diye bir Oaka'da, arenada yani, evet, müthiş bir atmosferi olan. Evet ve benim 2 sene boyunca İspanya'da yani Baskonya'da geçirdiğim 2 sene boyunca biz 2 kere üst üste Final Four oynadık ve ikisinde de Avrupa üçüncüsü olduk. Evet. Güzeldi. Şimdi ben şöyle bir şey de sormak istiyorum. Şu anda potansiyeli yüksek olan Türkiye'deki oyuncular, Türk basketbolcular ya seçenek olarak kendilerine şunları sunuyorlar. Ya NBA ya da Türkiye'de Anadolu Efes, Fenerbahçe gibi önemli ve iyi takımlar. Neden sence sizin dönemde, çünkü sen de çok iyi bir oyuncuydun, Ülker Spor'da oynuyordun ve Avrupa'ya gittin, İspanya'ya gittin. İbrahim Kutluay da aynı şekilde Yunanistan'a gitti. Neden şu anda Avrupa'da oynama algısı yok? Sizin döneme kıyasla, sizin jenerasyona kıyasla. Evet, yani şöyle Real Madrid, Barcelona gibi üst düzey takımlarda oynamak için şu anda Türk oyuncu potansiyelimiz var mı emin değilim. Yani zaten şu anda en potansiyelli iki oyuncumuz Furkan ve Cedi, zaten çok iyi durumdalar, NBA'deler onlar. Onun dışında yani Melih Mahmutoğlu istese oralarda oynar mı? Oynar ama onun... Ya mesela 4. 5. ismi sayamıyorum açıkçası. Kenan Sipahi şu anda İspanya'da. Onu tamam. Öyle o ama yani İspanya'da ama hani alt sınıf bir takımda oynuyor şu an. Yani İspanya'da mesela bu arada yaptığı olay çok bence cesur bir olay. İspanya'da oynamak kolay bir şey değil. Alt sınıf bile olsa çok iyi bir lig. Bu arada çok düşük bütçeli bir takımda oynuyor. Şu anda Türkiye'de olsa çok daha fazla para kazanır. Ondan da eminim. Ama söylediğim gibi Real Madrid'de, Barcelona'da, Valencia'da oynamıyorsanız yani Türkiye'de kalmak daha cazip geliyor oyunculara. Çünkü Türkiye'de Anadolu Efes, Fenerbahçe gibi takımlarda çok daha ciddi paralar kazanabiliyorsunuz. Ama mesela Doğuş Balbay'ı da Pablo Lasso'nun adamlarından biriydi, istediği takımla istediği adamlardan biriydi Doğuş ve Doğuş gitmedi. Anadolu Efes'te kaldı ve şu anda hala kaptanlık görevini sürdürüyor. Yani benim sorum, Avrupa'ya neden bir aşinalık yok potansiyelli oyuncular tarafından? Yani şimdi açıkçası güzel bir soru. Hiç daha önce evet, NBA'ye zaten hepimizin oldu zamanında. Evet. Yani ben NBA'ye gitme şansım olsaydı, Baskonya'dan daha fazla olsaydı ben NBA'yi tabii ki tercih ederdim. Ama benim öyle bir şansım olmadığı için. Ama şöyle de söyleyebilirim. Ben Ülker Spor'da kalsaydım 2004-2005 sezonunda çok daha fazla para kazanabilirdim. Ben daha az paraya İspanya'da oynamayı tercih ettim. Bu tamamen bir vizyon meselesi bence. Tabii ki yine konu dönüp dolaşıp ne kadar iyi oyuncu olduğunuza geliyor. Yani bugün Real Madrid Doğuş'u istiyorsa bu Doğuş için müthiş bir şey. Efes'in kaptanı, evet, kabul ediyorum ama ben Doğuş'un yerinde olsam bir de orayı denemek isterdim. Evet, yani şu anda denememe nedenleri bütçelerden kaynaklı olduğunu düşünüyorsun. Ya şimdi Real Madrid'deki bütçede bir sorun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yok, hayır. O ama yani Real Madrid Doğuş'u istiyorsa bence bir şekilde gitmeli. Peki Kenan Spahin'in performansını nasıl görüyorsun? Kenan Spahin'in performansı şimdi ilk sezonu, evet, kolay değil. Bir de alt sınıf bir takımda oynuyor. Şimdi o tip takımlarda oynamak kolay değil bir yabancı oyuncu olarak. Çünkü en büyük baskı sizin üstünüzde olur. Çünkü siz yabancı oyuncusunuz. Yabancı oyuncu statüsünde oynuyorsunuzdur. Vallahi Kenan'ın performansının daha iyi olması lazım. Ama yine söylüyorum, daha iyi bir takımda, yani en azından bir kademe üst bir takımda olsaydı Kenan'ın gerçek potansiyelini görebilirdik. Evet.
Kenan çünkü yanındaki iyi oyuncularla parlayabilen bir oyuncu. Çünkü özellikleri yani pas özelliği olan, oyun kurucu özelliği olan bir oyuncu. Şu anda biraz o konuda zorlanıyor ama ben Kenan zaten çalışkan bir çocuk biliyoruz. Amil takım oyuncusu mutlaka daha iyi yerlere gelecektir. Evet, İspanya sayfasını böylelikle kapatıyorum seninle ve 2007-2008'deki Efes serüvenine dönmek istiyorum. Sen orada David Blatt'in altında oyuncu ya basketbolcu olarak orada görev aldın. Şu anda David Blatt, şu anda artık bir antrenörsün. Bursa Spor gibi önemli bir kulübün antrenörüsün. Şu anda mesela sen o döneme dönsen, Anadolu Efes'te oynadığın döneme dönsen, David Blatt'in yaptığı veya belki de soruyu şöyle sormam gerek. A milli takım döneminde dönsen, Tanyev için aldığı kararları, yaptığı yaptırımları takdir eder miydin? Şu anki antrenörlük vizyonunda. Benimle ilgili yap. Evet. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Çok kariyerli iki antrenörden bahsediyoruz. Ben de o dönem oyuncuydum. Yani onların aldığı kararları şu anda ben masaya yatıracak durumda değilim. Ama ben bir antrenör olarak şu anda ben de problemlerle karşılaşıyorum. Oyuncularla ilgili bazen anlaşamadığımız noktalar oluyor. Ki ben çok üst düzey bir oyuncuydum. Şu andaki oyuncu grubum benim henüz daha çok potansiyelli ama henüz daha çok üst düzey bir oyuncu grubu değil. İnşallah olacaklar. Şu anda bile ben problemlerle karşılaşıyorum. Geçmişte bana yapıldığını düşündüğüm hataları ben yapmamaya çalışıyorum. Daha bağışlayıcı. Çünkü yani ben de o dönem hata yaptım. Mutlaka yapmışımdır. Ama ben neticede 27-28 yaşında bir daha olgunlaşmamış bir oyuncuydum. Bu tip antrenörlerin daha bağışlayıcı olması gerektiğini düşünüyorum. Ben de o yönde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü oyuncu mutlaka bir yerlerde bir hata yapıyor. Yani saha içinde yapıyor, saha dışında yapıyor. Onlara ikinci bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Niye bu soruyu sordum biliyor musun? 2007-2008 döneminde sen A-Milli takım kadrosuna alınmadın ve sakatlığından dolayı söylendi. Fakat aynı zamanda başka haberler de vardı. Evet. Tanyevic'le aranın kötü olduğuna dair. Hangisi doğruydu? Yani şu anda ben mesela geçen sene Ümit Milli takım antrenörüyken Tanyevic'i İtalya'da gördüm. Aramızda hiçbir problem yoktu. Gayet rahat oturdu. O dönem için. Yani şu anda bir problem yok. O dönem için vardı ama çok geçmişte kaldı artık bunlar. Demin de söylediğim gibi bana karşı biraz daha bağışlayıcı olunabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü her insanın hayatta hata yapma marjı olmalı. Ama hiçbir hata oyuncunun en iyi döneminde amil takımdan uzaklaştırılması için bence yeterli olmamalı diye düşünüyorum. Benim düşüncem bu ama çok geçmişte kaldı artık. Ben kimseye dargın değilim. Hayat devam ediyor. 2007'de de bir başka röportajında şey demişsin. A milli takıma alınan oyuncuların yanlış seçildiğini, yanlış kararlarla alındığını düşünüyorum demişsin. Ben onu bugüne uyarlayarak sana şunu da sormak istiyorum. Şu anda A milli takımda oynayan bir oyuncu bu demeci verebilir mi? Vallahi hiç düşünmedim. Hiç düşünmedim yani zor bir soru. verebilir mi? Tabii yani her insan jenerasyon farkından bahsediyorum. Evet yani verebilir tabii. Her insanın konuşma özgürlüğü var. Ama ben şu andaki amil takımın düzeninin, oyuncu seçimlerinin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yani o dönem demek ki öyle düşünmüşüm. Ha, bunu söylemeli miydim? Keşke söylemeseydim. Ama o zamanlar benim de pek dilimin kemiği yoktu. Artık insanlar büyüdükçe, olgunlaştıkça her şeyi öğreniyorlar. Ama şu andaki konjonktüre baktığım zaman her şey yolunda gözüküyor. Ve zaten antrenör olduğunda, geçmişe baktığında bazı şeyleri belki de daha da net görüyor olabilirsin. Evet, yani mutlaka insan muhasebe yapıyor tabii. Evet, antrenörlük süreci nasıl geçiyor? Senin adına. Benim adıma şu ana kadar çok keyif aldığım bir meslek. Karşıyaka'da zaten başladım. Yıldız takım çalıştırarak başlamıştım. Hatta geçen gün Karşıyaka'da maçımız varken beni o dönem Yıldız takıma alan o dönemin başkanı Fatih Bey'le de karşılaştık. Bana çok sıcak davranıyorlar. Karşıyaka camiasını da ben çok seviyorum çünkü antrenörlüğe orada başladım. Şu anda ben en sevdiğim mesleği yapıyorum ve bu mesleği yapabildiğim kadar yapmaya çalışacağım. Yani bu tabii ki benim başarımla da ilgili bir şey. İnşallah başarılı olurum ve uzun seneler antrenörlük yaparım. Şahane, süper inşallah. Şimdi Serkan, bizim 3 saniye programımızın, izlediysen bilirsin, 10 soruluk kısmı var. Soru cevap ve sen bana cevapları 3 saniye içinde vermek durumundasın. Tamam, evet hayır mı yoksa? Hayır, şimdi bir soru yönelteceğim. İstersen ilk soruyla başlayalım. Tamam, olur. Anlamış direkt olacaksın. Direkt başlayalım, tamam. Peki.
birinci sorumuz. Galatasaray kadın basketbolunun kaptanı Işıl Alben 2014-2015 sezonunda hangi Rus takımında forma giymişti? Kursk. Bravo, bildin. 3 saniye içinde böyle cevapları vermen gerekecek. İkinci sorumuza geçtik. Tau Seramika sonrası Yunan takımı Panionios takımıyla anlaşan Türk basketbolcu kimdir? Ender Aslan. Tebrikler. Hidayet Türkoğlu 2014-2015 sezonu NBA'de hangi takımda forma giymiştir? Orlando Magic. Bilemedin. LA Clippers. Ah, doğru. Olsun, dördüncü sorumuza geçtik. Nikola Kalinic hangi ülke doğumludur? Sırbistan. Pablo Laso, basketbolcu olduğu dönemde hangi pozisyonda oynamıştır? Oyun kurucu. Evet. Güzel. Altıncı sorumuza geldik. Altıda beşim sadece, yani. Evet, bir yanlışım var. Ay, sana yakın bir soru. Öyle bir sana küçük bir şey verdim. Tamam. Shane Larkin 2016-2017 sezonu İspanya'da hangi takımda forma giymiştir? Baskonya. Evet, biliyordum bunu zaten. Tabii ki. Bildiğine inanarak söyledim. Yedinci sorumuza geçtik. Tutku Açık. Oo, yani... Hepsi bana yakın, evet. Hepsi sana yakın. Tutku Açık basketbola hangi altyapıda oynayarak başlamıştır? Şimdi Ülker Spor diyeceğim ama onun öncesi Antalya'da da var. Ülker Spor diyeyim ben, demeyeyim. Ben bilmiyorum. Aa, şimdi öyle mi? Antalya Spor diyorum o zaman. Son kararım mı? Altyapı. Tutku çok kızacak bana. Profesyonel altyapı. Profesyonel. O zaman Ülker Spor diyorum. Tamam. Doğru mu? Doğru bildim. Tamam. İlk Ülker dediğin için bu kadar cevabın üstüne gittim. Ha, anladım. O yüzden anladım. Doğru sayıyoruz. Tamam. Sekizinci sorumuza geçtik. İspanya Ligi'nde yani Liga Endesa'da kaç takım bulunur? 18. Tebrikler. 2004-2006 yılları arası Ülker Spor'da 2006-2015 yılları arası da Fenerbahçe'de forma giyen Balıkesir doğumlu Türk pivot kimdir? Soruyu baştan alma şansımız tabii var. Tabii ki biraz hemen. Uzun bir soru çünkü. Uzun bir soru, detaylı bir soru. Evet. 2004-2006 yılları arası Ülker Spor. 2006-2015 yılları arası Fenerbahçe. Yani orada birleşiyor ya Fenerbahçe Ülker. Evet. Forma giyen Balıkesir doğumlu Türk pivot kimdir? Oğuz Savaş. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Oğuz Savaş hakkında bu şeyi, faktörü unutan insanlara hatırlatmak evet, için ben bu soruyu yazdım. Evet, iyi yaptın çünkü Oğuz önemli bir çok oyuncu. Çok önemli bir oyuncu. Ve unutuldu biraz, kenarda kaldı. Evet, maalesef. 10. sorumuz, son soru. Çok iyi gidiyorsun. Luis Scola. Evet. 2007-2012 yılları arası NBA'de hangi takımda forma giymiştir? Houston Rockets. Tebrik ediyorum. Böyle. Böyle yapalım. Tebrik ediyorum. Bir de bu arada ben geriye döndüğümde senin aslında şunu da vurgulamak istiyorum programımızı kapatırken. Sen İspanya'da iki takımda oynadın ve toplam 99 maça çıktın. Genç yapıda, genç oyuncular, altyapıda yetişen oyunculara Avrupa'ya gitmekle alakalı söylemek istediğin ne olur? Öncelikle bir kere Türkiye'de Türkiye'de sürünmeleri lazım. Çünkü Avrupa'da herhangi bir takım seni almadan önce Türkiye'de yaptıklarına bakıyor. Yani dolayısıyla iyi bir altyapı geçirip sonra da üst yapıda A takımda mutlaka genç yaşta süre alman lazım. Bu süreleri iyi kullanman lazım. Mümkünse 24-25 yaşında daha erken de gidilebilir ama 24-25 böyle güzel bir yaş. O yaşlarda Avrupa'da... Bu arada Ettore Messina da aynısını söyledi. Senin dediğinin aynısını söyledi Ettore Messina. Geçen hafta yayınlanan bölüm. Valla bilmiyordum. Senden öğrendim. Ama şimdi yani 24-25 yaş artık oyuncunun böyle tam gençlikten çıkıp olgunlaşmaya başladığı ve fiziksel anlamda en iyi olduğu dönem. Bence o dönem kendine güvenip o serüvene atılmaları lazım. Peki senin en favori 3 antrenörün şu anda kim? Zor yerden sordum. Ben Ergin abi her zaman birinci sıraya koyarım. Birinci sıraya? Evet, koyarım. Çünkü en iyi sezonlarımı onunla geçirdim. Orhun abiyi de severim. Onunla da 2 sezonum geçti. Aynı zamanda uzun süre milli takımda da antrenörümdü. Üçüncü sıraya... Düşünebilirsin. Ya üçüncü sıraya şu anda koyacağım bir antrenör yok açıkçası. Yani ben bu iki antrenörden evet yani ben bu iki antrenörden çok etkilendim. Onlardan çok şey öğrendim. Peki şu andaki antrenörlük koçluk görevini çok iyi idare ettiğini düşündüğün? Hayır, şöyle mesela Ufuk abi bence çok iyi bir antrenör. Ama ben onun hiç oyuncusu olmadım. Anladım. Yani olsaydım mutlaka onu da sayardım ama hani
Ufuk abiyle henüz beraber aynı ortamda çalışma ortamımız olmadı. Ama onu çok beğeniyorum. Çok iyi bir antrenör. Zaten örnek aldığımız abilerimizden bir tanesi. Ve ben bir soru daha sormak istiyorum. Fenerbahçe ve Maccabi maçı oynandı. Ve maç sonunda Maccabi'de oynayan ve Türk pasaportuna sahip olan Scottie Wilbeck'in taraftarlara kötü bir hareket yaptı diyelim. Yani hani bir vücut dili kullandı ve taraftarlar çok sinirlendi. Fakat şöyle bir şey de var. O 40 dakikalık maç boyu içerisinde sahada tek Türk pasaportu olup İstanbul'da Ülker Arena'da oynayan tek kişi Scottie'ydi. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun bir antrenör olarak ve aynı zamanda oyunculuk kariyerine de dönüp baktığında? Yani ben o gün özel bir durum vardı, maçı izleyemedim ama yani bir oyuncunun tabii bu tip bir vücut hareketi, vücut dilini kullanması doğru değil kesinlikle. Yani bunun Türk pasaportu olup olmaması da çok mühim değil. Neticede bu bir eğlence işi. Oraya gelen insanlar da eğlenmek için oradalar. Bazen tabii ki taraftarlar oyunculara kötü tezahürat da yapabiliyor ama biz tamamen antrenör ve oyuncu olarak işimize konsantre olmamız lazım. Bizim seyirciyle bir işimiz yok. Biz sahada basketbol oynamak veya işte basketbol yönetmek için bulunuyoruz. Biz işimize konsantre olacağız. Seyircilere fazla kulak asmayacağız. Bu hareket bence yanlış. Yani çok olmaması, yanlış bence de. Yani yapılmaması lazım. Gerek. Yine söylüyorum yani bunun Türk pasaportu olup olmamasıyla da bir alakası yok. Mutlaka yani bunun sonuçları... Yani çünkü Avrupa basında, Türkiye basında çok çıkmadı. Fakat ben Avrupa basını da çok takip ettiğim için bu çok söz konusu oldu. Yani Türk vatandaşı, Türk pasaportu olan bir oyuncu, İsrail takımında oynayan bir oyuncu geliyor ve Türkiye'de böyle bir hareket yapıyor. Ve taraftarlar da geri tepki olarak farklı şeyler, sözel olarak tepkide bulunuyorlar. O yüzden senin de görüşünü almak istedim. Yani görüşüm bu şekilde. Yani etki tepki mutlaka olur eğer siz... taraftara böyle bir hareket yaparsanız taraftar da mutlaka bunun bir cevabını verir. Keşke yaşanmasaydı. Ama yine söylüyorum, biraz önce de konuştuk. Neticede o da bir insandır, hata yapabilir. Yani böyle çok ağır cezalar yerine bağışlayıcı olmak, bir şans daha vermek bence mantıklı olur diye düşünüyorum. Peki A Milli'deki favori oyuncun kim? Şu dakikada itibaren Shane Larkin tabii ki. Shane Larkin'den önce diye sorayım. Shane Larkin'den önce bütün zamanlarda mı yoksa şu anda mı? Şu anda. Ben bütün zamanlardakisini söylesem. Tamam bütün zamanlardakisini. Howard Nardenay diyorum. Evet. Aynı takımda da oynadık. Neden o? Hem aynı pozisyonda oynuyorduk hem de onu izleyerek büyüdük. Hem de yani muhteşem bir oyuncuydu. Bütün zamanların bence. Peki şu anda ben kendi soruma tekrardan geri döneceğim. Şu anda amil takımdaki en favori oyuncum Burak'ın Tuncer diyorum. Öyle mi? Evet. Şu an Anadolu Efes'te çok, oynayan. Çok yetenekli bir oyuncu. Yani bilmiyorum kendisi bu yeteneklerinin farkında mı ama yani ben onu izlerken büyük keyif alıyorum. Bence Ergin Ataman farkında yeteneklerinin. %100. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Bursa gibi bir şehre, çok önemli Türkiye'de olan bir şehre siz Orhun Ene ile ikiniz bu sezon inanılmaz önemli basketbol algısı getirdiniz. O yüzden Bursa Spor, aynı şekilde Tofaş taraftarlarına, Bursa'ya söylemek istediğiniz neler olur? Şimdi tabii Orhun abi benden çok çok daha tecrübeli, çok çok daha iyi bir antrenör. O uzun senelerdir zaten Bursa basketbolunu taşıyor. Ben de bu sene dahil oldum. Yani benim kendi Bursa Spor taraftarlarına mesajım şu olur, biraz daha sabırlı olmaları. Çünkü bu ilk sezonumuz. Tabii ki herkes başarılı olmak ister. Yani benim elimde bir imkanım olsa ben şampiyon olmak isterim. Neden olmasın? Ama bu bütçelerle bu mümkün değil. Ve tekrarlamak istiyorum. İnanılmaz mütevazi bir bütçeyle şu anda ciddi önemli bir başarı yakaladınız. Evet. Yani keşke kamuoyu da senin gibi düşünse. Çünkü spora bakış açımızı biraz değiştirmemiz lazım. Yani... O zaman biz eğer bu bütçeyle şampiyon olabiliyorsak o zaman Fenerbahçe neden bu paraları harcıyor? Yani o zaman onlar da harcamasın. Başarının biraz da maddiyatla ilgisi var sporda. Biz biraz daha sabırlı, biraz daha ayakları yere basarak ilerlersek kulüp olarak ve taraftar olarak ve bu bütünlüğümüzü kaybetmezsek Bursa Spor Kulübü için çok güzel bir gelecek olur diye düşünüyorum. Olur. Umarım. Böyle İnşallah. Başarılarla olur. İnşallah. Geldiğin için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun. Sağ ol. Takım adına da, kariyerin adına çok da. Çok teşekkür ederim. İnşallah tekrardan görüşürüz.
Bir dahakine 10'da 10 bekliyorum. Tamam, bir dahakine 10'da 10 yaparız. Tamam, tamamdır. Tamam. Değerli Esport izleyenleri, haftaya tekrardan yeni bir 3 saniye programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.